Merhaba. Daha önce PUKA döngüsünden bahsetmiştik. Planla, uygula, kontrol et ve önlem al. Balık kılçığı diyagramı, Pareto analizi ve 5 neden analizinden de bahsettik. Bugün bunların bir problem üzerinde baştan sona uygulanmasını göreceğiz. Hadi gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle problemlerimizden hangisine odaklanmamız gerektiğini bulmak için bir analiz yapıyoruz. Burada gördüğümüz proje seçim maddesini kullanarak bir karar veriyoruz. Burada tabii 5 tane görüyoruz sadece ama birkaç tane daha olabilir ya da 10 tane, 50 tane proje içerisinden de seçim yapıyor olabiliriz. Bunları etki, efor ve risk açısından değerlendiriyoruz. Etki kısmına baktığımızda balans scorecard mantığıyla finansal müşteri proses ve gelişim açısından bizim için önemli olan göstergeler nelerse bunları ne kadar etkileyeceğini düşünerek karar veriyoruz. Bu proje için harcayacağımız eforu ve bu proje olmazsa taşıyacağımız riski değerlendiriyoruz. Buradan da yola çıkarak toplam puanda gördüğümüz en yüksek değerle başlamaya karar veriyoruz. Daha sonra projenin devamında bu kısımları da dolduruyoruz. Problemi tanımlama kısmına baktığımızda 1 Ocak 31 Mart tarihleri arasında 2 milyon 118 bin adet üretilen parçada PPM değerimiz 406.52 olarak gerçekleşmiştir. Hedef değer olan 250'nin üstünde bir PPM değerimiz var. Daha sonra bu problem tanımını yaptıktan sonra biraz daha detayına inmek istiyoruz. Sürekli hata bulunan ya da müşteri şikayeti alınan referanslarımız hangileri? Bu referansların son zamanlardaki kalite performansları nelerdir gibi. Bu adımlara baktığımızda öncelikle problemli referansları belirliyoruz. Daha sonra beyin fırtınası, balık kılçığı diyagramını ve 5 neden analizini kullanarak kök nedenlerimizi buluyoruz. Daha sonra da aksiyonlarımızın neler olduğunu belirleyip bunları uyguluyoruz ve sonucu kontrol ediyoruz. Şimdi bu ilk 5 referansı nasıl belirledik? Ona bakarsak bir Pareto analizi yaptık. Burada gördüğünüz gibi A, B, C, D, E şeklinde görüyoruz referansları. En çok PPM değerine sahip olmamızı sağlayan parçalar neler? Bunları görüyoruz. Buradan yola çıkarak bunlarla ilgili olarak özellikle bu gruba özel olarak hangi nedenler bizim bu probleme sahip olmamıza neden oluyor? Balık kılçığı diyagramında buna bakacağız. Problem tanımımızı balığın başına yazıyoruz. A, B, C, D ve E ürünlerinde kalite problemleri yaşamak. Bunları da 4 başlıkta, daha önce balık kılçığı diyagramı videomuzda bahsetmiştik, onun linkini görebilirsiniz. Bütün bu balık kılçığı diyagramı, Pareto analizi ve 5 neden analizi gibi videolarımızın linklerini de bu videonun altına bırakacağız. Metot, malzeme, makine ve insan açısından bunları değerlendireceğiz. Şimdi burada gördüğümüz nedenler bütün nedenleri içermiyor. Fakat örnek olması açısından nedenlerden bazılarını buraya örnek olarak koyduk. İnsanla ilgili olarak ne problem olabilir? Ürünü kontrol etmiyor. Neden ürünü kontrol etmiyor? Çalışan ürünü nasıl kontrol edeceğini bilmiyor. Neden nasıl kontrol edeceğini bilmiyor? Çünkü kontrol noktaları tanımlanmamış. Neden kontrol noktaları tanımlanmamış? Bir kontrol talimatı oluşturulmamış. Buradan çıkacak o alt nedenlere de bir sonraki slide'da eylem planını oluşturmak için kullanacağız. Bu demek oluyor ki bizim bu ürün için kontrol talimatı oluşturmamız gerekiyor. Metot kısmına baktığımızda, metot kısmında kalıp çelik boşluklarının uygun olmaması demişiz. Neden uygun değil? Çelik boşlukları için standart oluşturulmamış. Neden standart oluşturulmamış? Uygun çelik boşlukları hesaplanmamış. Neden böyle bir hesaplama yapılmamış? Çünkü teknik şartnamede eksik. Teknik şartnamede böyle bir gereklilik olduğu yok. Bir diğer başlığa baktığımızda erkek çelik pul atması demişiz. Erkek çelik pul neden atar? Kesicinin sertliğinin yüksek olması. Kesicinin sertliği neden yüksek? Kesici sertliği analizi yapılmamış. Kesici sertliği ile malzeme uyumu tespitinin eksik olması da buradaki diğer bir alt neden. Malzemeye baktığımızda kalite hatalarında mevsimsel farkla başladık. Çünkü bir istatistiksel analizler yaptığımızda vardiyalar arasında fark var mı?
operatörler arasında fark var mı, makineler arasında fark var mı, mevsimler arasında fark var mı şeklinde mevsimler arasında bir fark olduğunu gördük. O yüzden burada kalite hatalarında mevsimsel fark bir alt neden olarak karşımızda. Sıcaklığın malzemeye etkilemesi. Neden sıcak malzemeyi etkiliyor? Kış aylarında malzemenin sıcaklığını kaybetmesi. Neden sıcaklığını kaybediyor? Çünkü sıcaklığı koruyacak bir mekanizma yok. Bir başka başlığa, makine alt başlığına geçtiğimizde makine ile ilgili olarak makine arızası ile oluşan kalite problemleri sorunlarımız oluyor. Neden makine arızası ile oluşan kalite problemlerimiz var? Burada iki başlığa ayrılıyoruz. Bir tanesi yağlama mekanizmasında problem oluşması. Neden yağlama mekanizmasında problem oluşuyor? Bir başlık yağlamanın manuel olması ve unutulması. Bir diğer başlık yağ seviye göstergesinin görünmemesi. Yağ seviye göstergesi neden görünmüyor? Çünkü makinenin iç kısmında yağ seviye göstergesi. Makine arızası ile oluşan kalite problemlerinin bir diğer başlığı da sızdırmazlık parçalarından partiküllerin yağın içine karışması. Neden bunlar yağın içine karışıyor? Çünkü parçaların kontrolü yapılmıyor sızdırmazlık parçalarının. Neden kontrolü yapılmıyor? Periyodik bakım listesinde yok. Şimdi burada belirlediğimiz alt başlıklardan yola çıkarak, alt nedenlerden yola çıkarak bir sonraki kısımda eylem planını göreceğiz. Eylem planına baktığımızda da az önce söylediğimiz gibi kontrol talimatı oluşturulması. Diğer başlıklara baktığımızda kesici sertliği ile malzeme uyumu tespitinin yapılması bu ürün için. Tabii bunun dışında da kesici sertliği ve malzeme uyumu analizinin standarda eklenmesi. Teknik şartnameye çelik boşlukları hesabının eklenmesi. Sıcaklığı koruyacak mekanizma yapılması makine üzerine. Sızdırmazlık parçalarının kontrolünün periyodik bakım listesine eklenmesi, yağ seviye göstergesinin görünen bir noktaya yapılması, otomatik yağlama mekanizmasının da kurulması bizim aksiyon planımız. Aksiyon planını oluştururken önemli olan kısımlardan bir tanesi sorumluların atanması. Sorumluları isme atıyoruz. Bakım operatörü, bakım personeli, işte lojistik personeli, lojistik mühendisi gibi değil. Burada gördüğümüz gibi Ahmetcan, Tülay Tek, Arda Son neyse ismimiz o aksiyonu gerçekleştirecek olan kişi ya da ekipse eğer birden fazla kişi ise onların isimlerini yazıyoruz. Hedef tarihimizi belirliyoruz. Gerçekleşme tarihi de gerçekleştikçe karşılarına tarihleri yazıyoruz. En son kısımda durumda da planla uygula kontrol et döngüsünden bahsetmiştik. Bir çemberde planlama kısmı tamamlandığında 1/4, uygulama kısmı tamamlandığında 2 çeyrek, kontrol kısmı tamamlandığında 3 çeyrek ve burada görüldüğü gibi önlem alma kısmı da tamamlandığında 4 çeyreğinde tamamlandığı bir daireyi görüyoruz. Bunlar yapıldıktan sonra ABCD referanslarında PPM değerlerinde ne kadarlık bir iyileştirme olduğunu görüyoruz burada. A'da %98, B'de %97, C'de %91 ve D'de %93 PPM iyileştirmesi gerçekleştirilmiş. Bunlardan yola çıkarak bütün içerisinde bizim yaptığımız şey aksiyonlar sonucu nereye geldik PPM değerine? Buna baktığımızda da 406.52 olan PPM değeri sadece 4 tane referanstaki bu %95'in üstündeki PPM iyileştirmeleriyle 207.5'a gelmiş. Hedef olarak görünen bu kırmızı çizgide altında kalmışız. Bundan sonra tabii sıralama değişiyor. Bundan sonraki aşamada tekrar PPM değerimizin ne olduğu, 207.5'un altına inmek için neler yapılması gerektiği de yine benzer bir yöntem kullanılarak, iyileştirmeler yapılarak gerçekleştirebilir. Burada artık üçüncü kısma geldik, kontrol kısmı. Kontrolümüzü de yaptık. İstediğimiz hedefe de ulaştık. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Önlem alma kısmında standartlaştırmayı sağlayacağız. Önlem alma kısmında da neler yapılmış? Proseste yapılan değişiklikler için makine üzerinde gerekli değişiklikler standart ekipmanlarla yapıldı. Aynı malzemenin kullanıldığı diğer referanslar için de aynı önlemler alındı. Yani biz bu referanslar için, ABCD için bu iyileştirmeleri yaptık.
fakat benzer ürün grupları varsa diğer ürün gruplarında da aynı aksiyonların alınmasını sağladık. Bu da yaygınlaştırmaya giriyor. Büyük tonajlı preslerde üretim yapılması gereken referanslar belirlendi ve makine atamaları artık ürünler için makine atamaları buna uygun bir şekilde yapılıyor. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Gelecek videolardan haberdar olmak için de zil tuşuna basabilirsiniz. Hoşçakalın.